Sağlıklı günler sevgili izleyenlerimiz. Akit TV ekranlarından Sağlık Vakti programından hepinize merhabalar. Sevgili izleyenler, bugün Bakırköy'den sizlere sesleniyoruz. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Birliği Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden sizlere sesleniyoruz ve Nöroloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Doçent Doktor Vildan Yayla hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Değerli hocam, hastanemizde nöroloji kliniğimiz önemli bir yeri işgal ediyor. Önemli bir özellikleri var. Gerçekten nöroloji kliniğini hele hele de kamuda bu noktada önemli hizmetlerin altına imza atılan bir birim. Biraz nöroloji kliniğimizden bahsederek başlayalım programımıza. Özellikle Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi ki geniş bir hastane, geniş imkanları olan da bir hastanemiz. Ama nöroloji kliniğimizin daha önemli durumları var. Nelerdir bunlar? Bakırköy Doktor Sadi Konuk yeni bir hastane olmakla birlikte çok gelişti birçok teknik açıdan ve eğitim açısından. Nöroloji kliniğinin de geçmişi 10 yıllık ama bu 10 yıla çok şey sığdırıldı. Birçok yerde bulunmayan nörolojik yoğun bakım, 3. basamak nörolojik yoğun bakım kliniğimiz var. Ayrıca inme merkeziyiz ve nöromüsküler hastalıklar, kas hastalıkları merkeziyiz. Bunlar birçok avantaj sağlamakta, yükümüzü de arttırmakta elbette. Arttırmakta. Çünkü sadece Bakırköy değil, belki İstanbul'un diğer çevrelerinden, belki başka illerden de gelen hastalarınız olabiliyor. Bir inme ile alakalı özel bir poliklinik, nörolojik yoğun bakım. Evet. Ki hocam nörolojik yoğun bakım deyince ne anlamayız? Hangi hastalar mesela burada tedavi görüyorlar? Nörolojik yoğun bakımda esas olarak nörolojik hastalığı olan ama yoğun bakıma ihtiyacı olan hastaları anlıyoruz. Hı hı. Genel yoğun bakımlarda nörolojik tarafı eksik kalabiliyor. Bizim hastalarımızın da entübasyon veya daha yoğun ilgi gerektiren hastalıklar olabiliyor. Mesela felçler, ağır koma durumları. Hı hı. Beyin ölümüne kadar gidebilir bizim hastalarımız. Onlar o dönemde orada bakılıp ve yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Bu hastaları normal şartlarda baksak birkaç günde belki kaybedilebilecekken yaşama döndürüp evine gönderebildiğimiz hastalar olabilmekte. Evet. Menenjitler, ensefalitler, Guillain-Barré sendromu dediğimiz kolu bacağı tutmayan polineuropati tabloları vardır. Bu üçüncü basamak olduğu için burada plazma ferez dediğimiz daha ileri yöntemlerle bu hastaları da ayağa kaldırma şansımız olabiliyor. Hı hı. Kapsamlı bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Çok güzel, çok güzel. Ki az önce bahsettiğiniz inme rahatsızlığıyla alakalı da özel olarak ilgilendiğiniz bir polikliniksiniz. Bu vesileyle hatırlatmış olalım. 22 Temmuz Dünya Beyin Günü'nde bu sene konu inme rahatsızlığı olarak belirlenmiş. Biz de özellikle buradan hareketle ve konunun da bu derece uzmanı olan bir kliniğin sorumlusu olarak hemen inme rahatsızlığını konuşalım hocam. İnme rahatsızlığı dediğimiz rahatsızlık nasıl bir rahatsızlıktır? Neden olur? İnme dediğimiz olay halk arasında yarım felç diye bilinen bir olay. Beyin kanaması, beyin damar tıkanıklığı diye biliniyor. Ama biz toparlayacak olursak inmeyi bilimsel tarifle beyin damarlarında herhangi bir olay sonucu beynin bir bölümünün fonksiyon dışı kalması. Nasıl gelebilir hasta karşımıza? Felçle gelebilir, konuşma bozukluğuyla gelebilir, dengesizlikle gelebilir, görme bozuklukları olabilir veya çok ağır koma tablosuyla da karşımıza gelebilir. Hı hı. Bu hastalar beyin kanaması da olabilir, beyin damar tıkanıklığı da olabilir. %80'i beyin damar tıkanıklığıdır. Ancak %15'i tansiyon yüksekliğine bağlı beyin kanaması, %5 kadarı da subaraknoid kanama dediğimiz halk arasında Ebru Gündeş'le çok ön plana çıkmış olan damar baloncuğu veya yumaklarının kanaması sonucu ortaya çıkan tablolar. Bütün bunlar beyin damar hastalıkları veya inme tablosunun içine girmekte. Evet. Bunlar neden ortaya çıkıyor? Risk faktörlerini bilmemiz lazım. Tabii ki biz bu risk faktörlerini bilip inmeyi geçirmeden hasta koruyabilsek çok güzel olur ama nöroloji kliniğine hasta geçirdikten sonra geliyor. O zaman ikincil koruma da ön plana çıkıyor.
risk faktörlerini bilmemiz gerekiyor. Neden olabilir? İleri yaşlı hastalarda olabilir. Bu ciddi bir risk faktörü. Aile öyküsü olabilir. Ailesinde yüklülüğü olan kişiler. Cinsiyet etkili olabilir. 75 yaşından sonra binde 15'lere kadar çıkıyor. Halbuki 45 yaşın altında çok nadir görülebilirken bu inme hastalığı. Erkek hastalarda çok daha fazla. 85 yaşından sonra, 80 yaşından sonra kadın cinsiyet farkı ortadan kalkmakta. Bunlar değiştirilemez risk faktörleri. Bunları yapabileceğimiz bir şey yok ama değiştirilebilir risk faktörlerini göz önüne aldığımızda bir hipertansiyon, bir şeker hastalığı kontrolü, sigara içme, şişmanlık, obezite dediğimiz olay, hareketsizlik, kolesterol yüksekliği, bunlar değiştirebileceğimiz, kontrol altına alabileceğimiz bir tablo. İnme dünyada 3. sırada ölüm nedeni kalp hastalıkları ve kanserden sonra. Ama özürlülükte 1. sırada rol almakta. O zaman biz bu inmeyi engellersek özürlülüğü de oldukça önleyebilecek duruma geliriz. Evet. Çok çok önemli, zira az önce de dediğiniz gibi yani önleyici yöntemlerden ne yazık ki insanlar çok dikkat edemiyorlar ve kliniğe gelen zaten artık bir inme yaşamış oluyor. Burada hocam beslenmeye birazcık dikkat çekmek istiyorum. Özellikle belli bir yaşın üzerindeki insanlarda tansiyon rahatsızlığı yoksa bile sanırım tuz çok ciddi bu manada bizim düşmanımız. Evet. Bu hususta neler önerebilirsiniz? Onu şeker soracağım. Hastalığı, tuzlu, aşırı yememek, dengeli beslenmek esas bana kalırsa. Hı hı. Hepimizin yapması gereken ileri yaşta da, genç yaşta da. Bir de yaşlılarda bu hastalık ortaya çıkıyor. Bütün bunlara dikkat edeceğiz ama kas erimesi, yani iyi beslenmek de önemli ileri yaşta. Buna da dikkat ederiz. Mesela yoğun bakımda hastaları biz iyi besleyemediğimiz zaman hastayı bir türlü toparlayamıyoruz. Birçok faktöre dikkat ediyoruz. Yani hastayı ele aldığımız zaman bu inme geçirdi, sadece buna bakmıyoruz. Hastanın bütününe bakıp toparlayıp çıkartmaya, tedavi etmeye çalışıyoruz doğal olarak. Evet. Burada hocam bir de şunu sormak istiyorum. İnmede şu da bir sebep midir? Yani bir insanın çok ciddi bir kötü haber alması, aşırı bir sevincin sonrasında yaşanabilecek bir kısmi felç ya da bir İnme halk arasında bilinen hadise de yine ilgi alanına giren bir konu mudur? Bu da yine o beyin kanaması ya da tıkanmasına mı sebebiyet veriyor? Bunu bilimsel olarak bu şekilde açıklayamam ama bu aşırı üzüntü, aşırı sevinç gibi olaylar vücuttaki birçok mekanizmayı etkileyerek tansiyonun yükselmesine yol açabilir, şekerin yükselmesine yol açabilir. Birçok diğer faktörü tetikleyerek belki sonuçta neden olabilir. Neden olabilir? Ama birebir üzüldü oldu, işte tansiyonu çıkmıştır, beyni kanamıştır açıklayabilirim. Hı hı. Peki hocam burada herhalde erken teşhis, hele hele de erken müdahale çok önemli karşımıza çıkıyor. Önce burada anladığım kadarıyla inme yaşayan bir kişinin kendisinden ziyade hasta yakınına hitap edeceğimiz ve önereceğimiz bazı şeyler olmalı. Evet. Çünkü hastanın kendisi belki kendinde olmayacak o esnada. Evet, evet. Dolayısıyla bir inmeyi nasıl anlarız biz dışarıdan? Bu bir inme midir ya da ne oluyor diye nasıl bir durum ortaya çıkar? İnme aniden gelişen bir olaydır. Yavaş yavaş. Hı-hı. Aniden gelişir ama düzelmesi çok uzun sürer, aylar sürer. Birden gelişen konuşma bozukluğu, kol veya bacakta güçsüzlük, yüzde kayma, bir dengesizlik hali veya ani bilinç kaybı bizim inme tanısını koymamıza neden olabilecek tablolardır. Hı hı. Ne yapmamız lazım böyle bir durumda? Bir yakınımız, bir belli bir yaş üzerinde de olabilir. Fark ediyoruz ki bu dediğimi söylemiş olduğunuz şeyler var. Neler yapılması lazım? Hızla bir inme merkezine başvurmanız gerekiyor. Çünkü eskiden biz inme hastalarında gelirdi, aspirinimizi verirdik. Belki heparinizasyon gibi kanı sulandırıcı tedaviler verirdik. Ama son yıllarda yapılan çalışmalarla biz de merkezimizde uyguluyoruz. Daha ileri yaklaşımlar, müdahale şansını elde eder olduk. Hastalar ilk 4,5 saatte bize başvurduklarında pıhtıyı çözmek için intravenöz trombolitik tedavi dediğimiz tedaviyi uyguluyoruz. Hasta ama sabah kalktığında inme ne zaman geçirdi bunu
anlamıyoruz. Ama son görüldüğü zamandan 4,5 saat içinde gelmişse bu tedaviyi uygulayabiliriz. Biraz daha geç olursa anjiyografi ile aletle gidip damardan o pıhtıyı çekme şansına nöroradyolog arkadaşlarla sahip olabiliyoruz. Bu da bize belli bir yüzde ile çok daha iyi sonuçlara ulaşmasına, ölüm riskinin azalmasına neden olabiliyor. Buradaki hocam o pıhtının oradan alınmasıyla yaşanan bir kısmi felç varsa hemen çözülüyor mu? Yoksa o da bir süreç mi alıyor? Ne kadar hızlı düzelme oluyorsa o kadar çok düzelme olacak demektir. Bir kısmında başarı elde edilemeyebiliyor. Bir kısmında zaman içinde daha da iyi hale gelebiliyor. Kalkıp yürüyen hastalarda olabiliyor ertesi gün yapılan incelemelerden sonra. Çünkü bu hastaya biz bu tedaviyi uygularken hastanın hastaneye gelişi, hatta evde mesela bir yakınınıza diye sormuştunuz siz. Siz bunu felci veya inmeyi tanıdınız. Hızla 112'ye haber vermeniz lazım. 112'nin bunu en hızlı şekilde bu merkeze iletmesi lazım hastayı. Gittiğiniz merkezde bu işlemin yapılıyor olması lazım. Hekimin bunu tanıyor olması lazım. Yani hasta yakını bilinçli olacak. Hastayı getiren 112 bunu ilgili merkeze en hızlı şekilde getirecek. Ulaştığı merkezdeki hekim, nörolog olabilir, acil hekimi olabilir, bunu tanıyıp ondan sonra kapı tedavi zamanı dediğimiz bir pencere var. Yani hasta kapıdan girdikten sonra hasta hemen görülecek. Bazen acilde de bekleme şansı var hastalarımızın. Evet. Ama bunun 10 dakika içinde görülmesi lazım. Arkasından çok hızlı bir şekilde filminin çekilmesi lazım. İnme ekibinin işe müdahale etmesi lazım. İşlem başlayıp kanları alınacak, direkt olarak yapılmıyor. Tansiyonu yüksek olan bir hastaya uygulayamayacağız, onu bir düşürmemiz gerekiyor. Ne kadar hızlı ve erken biz müdahale edebiliyorsak o kadar iyi sonuç alacağız. Aynen. 90 dakika ortalama iyi bir süre. Kapıdan hastanın yoğun bakım alıp bunu takip etmeye devam ediyoruz. Yani zorlu bir işlev oluyor. Hastanın muayenesinde de bu düzelmeyi de izliyoruz. Sonra 24. saatte bir kanaması var mı yok mu bunu takip etmemiz gerekiyor. Ve arkasından ileri incelemelerimizle daha sonra gelişebilecek inme tekrarını önleyecek koruyucu tedavileri planlamaya başlıyoruz zaten. Burada hocam sistematiği şöyle mi çalışıyor? Buradaki pıhtının engel olduğu kan akışı beyindeki o bölgenin yavaş yavaş canlılığını kaybetmesine ve o görevini yerine getirememesine neden oluyor ve bu sürede uzadıkça oradaki o kısmi görev dışı kalmak ve ondan sonra tamamen görev dışı kalmak şeklinde karşımıza geliyor. Doğru anlamış olur muyuz böyle bir açıklama? Doğru anlamış oluruz. Şöyle söyleyeyim. Bir pıhtı geldiğinde beslediği bölge, çünkü damar belli bir bölgeyi besliyor. İlk tıkandığında bir tıkanma oluyor. Orada doku ölümü meydana geliyor. Bu dokunun etrafında, ölmüş dokunun etrafında henüz hayatiyetini kaybetmemiş ama kaybedilebilecek bir doku daha var. Eğer biz bu erken devrede bu müdahale edebileceğimiz penumbra dediğimiz dokuyu kurtarabiliyorsak hastayı o zaman kurtarmış oluyoruz zaten. Tam dediğiniz gibi bu çevredeki henüz yaşamını yitirmemiş hücreleri hayata döndürmek için beslenmeyi sağlamamız lazım. Evet, burada sevgili izleyenlerimiz erken müdahalenin ne kadar önemli olduğunun altını tekrar çizmiş oluruz. 4,5 saat bu önemli bir bilgi. Bir inme rahatsızlığının gerçekleşmeye başladı ki hocam o pıhtının kanı tıkadığı andan itibaren hissedilir mi? Evet. O andan itibaren hissedilir. Evet. Ki o his başladığı andan itibaren ilk 4,5 saat çok önemli. Bakalım geçecek mi diye vakit kaybetmemek gerekiyor. Lazım. Bir sloganımız var. Beyin zamandır. Evet, çok doğru. Zira bir de hocam oradaki harabiyetler geri dönüşü olmayan harabi. Yani böyle şuramız kesildi, iyileşir diye bekleyemeyeceğimiz bir organımız, beynimiz. Binlerce, milyonlarca sinir hücremiz var ama öldüğü zaman kendini yenilemiyor. Onun için bunların düzelmesi ancak etraf dokunun o görevi üstlenmesiyle oluyor. Yoksa oradaki doku kendisini yenilemiyor maalesef. Peki hocam burada bir inme durumuyla karşı karşıya kaldığımızı varsayalım. Bu ne gibi uzuv kayıplarına, yani mesela sağ tarafın tamamen bir felçimi,
konuşma bozukluğu dediğinizde tamamen bir konuşma bozukluğu mu? Artı bunları saydıktan sonra ne gibi durumlar ortaya çıkıyor? Bunların tedavisinde neler yapılıyor? Yarı felç dediğimizde biliyorsunuz beyin vücudun karşı tarafını kontrol ediyor. Yani beynimizin sol yarısında bir olay olduğunda bizim sağ beden yarımızda, kolumuzda, bacağımızda, yüzümüzde felç ortaya çıkıyor. Hı hı. Beynin sol yarısı aynı zamanda konuşma merkezinde içerdiği için bu hastalar konuşamıyorlar. Orada etkilenen beyin dokusuyla ilişkili olarak ne kadar büyük bir felç olayla karşı karşıyayız. Görme bozukluğu da eklenir. Eğer o beyin yarı küresinin, beynin yarısının tamamı gitmişse oldukça zor düzelir. Ama bunun bazen orta kısmı, ön kısmı, arka kısmı etkilenmişse belirtiler buna göre olacaktır. Konuşma bozukluğu anlamama ve hiç konuşamama şeklinde ortaya çıkar. Anlamama da olabilir yani. Konuşmanın bir parçasıdır anlamama bizim için çünkü. Evet. Dolayısıyla şu mu hocam, hastanın konuşulanı anlayamaması mı, hastanın konuştuğunu bizim anlayamamamız mı? Hasta konuşamıyor. Konuşamıyor. Bizim söylediğimizi de anlamıyor. Anlamıyor. Dolayısıyla o daha da büyük sıkıntılara sebep olabilir. Çünkü neden? Aklı kişisel başında bir hasta yapılmasından ama tutumda. Düşünebiliyor. Ne yapacağını biliyor, derdini anlatamıyor ve sizin söylediğinizi de anlamıyor. Gerçekten çok zor bir durum. Allah şifa versin bu durumda olanlara. Peki hocam ne gibi tedaviler uygulanıyor? Artık bir inme yaşandı. Yani ne yazık ki böyle bir durum var hastada. Ve işte konuşma güçlüğü çekiliyorsa ayrı bir tedavisi mi var ya da bir sağ taraf ya da sol taraf kaybında başka bir tedavisi mi var, nedir? Şimdi hasta bize bu şekilde geldiği zaman eğer bu 4,5 saatlik pencerenin içindeyse veya bunlar çalışmalarla biraz daha uzatılabiliyor. Mekanik trombektomi dediğimiz pıhtının ayrıca alınması biraz daha zaman penceremizi genişletti ama bunların da belli endikasyonları var. Bunlar uygun yapılmışsa tamam. Ama yapılmayan hastalar da var. Daha çoğunluğu da bu tip hasta. Herkes o dönemde karşımıza gelememiş oluyor. Bu sefer altta yatan nedenleri araştırıyoruz. Bu bir kalp rahatsızlığından kaynaklanabilir. Damar yapısının bozuk olması, ateroskleroz dediğimiz yapıdan kaynaklanabilir. Genç hastalarda daha çok göreceğimiz vaskülit dediğimiz gibi tablolar olabilir. Kalp rahatsızlıkları işte bir pencere olabilir, oradan pıhtı atıyor olabilir. Kalpte pıhtı vardır, oradan atıyor olabilir. Yaşlandığı zaman ritim bozuklukları olur, bundan kaynaklanıyor olabilir. Birden fazla neden bir arada olabilir. Şeker hastalığı olabilir, tansiyon yüksekliği olabilir. Bütün bunlara yönelik tedavilerimizi yapıyoruz. Evet. İşte kalbiyle ilgili uygun tedavileri başlıyoruz. Kan sulandırıcılar, hı hı, önerebiliyoruz. Tansiyonu kontrol altında tutuyoruz, tutmaya çalışıyoruz. Şeker tedavisi düzenleniyor. Damar tıkanıklığı için konuşuyorum tabii bu arada. Hı hı. Ve kanı sulandırıcı bir tedavi vermemiz lazım. Eğer ateroskleroz gibi bir olay, damarsal bir patoloji ise antiagregan dediğimiz aspirin, klopidogrel gibi farklı natürde ilaçları verirken kalpten kaynaklanan ritim bozukluğu gibi olaylar, bir pıhtı oradan emboli dediğimiz olaylar atıyorsa, hı hı, kan sulandırıcı ilaçlar vermemiz gerekiyor. Burada bizim altın standartımız Kumadin dediğimiz bir ilaç ama bunu takip etmesi son derece zor. Yediğiniz her türlü şeyle etkilenir. Bir şeyi azalırsınız, çok alırsınız. İğne takibiyle biz bunları yaparız. Bu yükselebilir. Çok yükselirse hastada kanamaya neden olabilir. Bütün vücudunda veya beyninde. Evet. Düşük olursa etkisiz demektir. Tekrar bir pıhtı atmasına neden olabilir. Olabilir. İkincil korumaya geçmiş oluyoruz yani. Şimdi yeni jenerasyon, yeni kuşak antikoagülan tedaviler dediğimiz iğne takibi gerekmeyen, kanda daha stabil düzeyde giden ilaçlar var. Bu kan sulandırıcılarında, ritim bozukluklarında kullanabiliyoruz. Yani hastalığın tipine göre. Damarlarda bir şey var mı yok mu? Bunu MR'la bir damar tıkanıklığı olduğunu gördükten sonra MR anjiyografi dediğimiz veya BT anjiyografi ile damar yapısını görüp buna bir müdahale gerekiyor mu? Belki bir stent koymak gerekecek. Belki sadece medikal tedaviyle gitmek gerekecek. Bunları
yapmaya çalışıyoruz. Altta yatan diğer farklı nedenler, genetik özellikler varsa onları da tarayarak dediğim gibi her türlü hastayı koruyucu tedavinin altına almaya çalışıyoruz. Ki yeni bir pıhta oluşmasın. Yeni bir sıkıntı. Ama oluşmuş olay, şimdi hasta yakınları bize geldiğinde benim hastam ne zaman yürüyecek? Bu çok zor bir soru. Bunun cevabını ben de bilmiyorum çünkü. Ve bizim hastanede yatırdığımız dönem böyle beyinde ciddi bir olay geçirmiş bir hastada bütün metabolizma alt üst oluyor. Tansiyon yükseliyor, çıkıyor, iniyor, şeker yükseliyor. Bir sürü başka faktör işin içine giriyor. Üresi yükseliyor, yeterli sıvıyı alıyor, almıyor. Biz destek tedavilerimizle bütün bunları kontrol altına alıp hastanın yaşamını sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Hocam, fizik tedavinin rehabilitasyonun işi oluyor. Kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Biraz bu konularla alakalı ayrıntılı soracağım hususlar da var ki bu bakımlar da önemli ki hastanın daha kötüye gitmemesi için. Ama kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Sevgili izleyenlerimiz, Bakırköy'den sizlere sesleniyoruz. Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeyiz. Nöroloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Doçent Doktor Vildan Yayla hocamızla birlikteyiz. Kısa bir ara vereceğiz. Ardından beraberliğimiz devam edecek. Sevgili izleyenlerimiz, Akit TV ekranlarında Sağlık Vakti programında beraberliğimiz devam ediyor. Bugün Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden sizlere sesleniyoruz. Nöroloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Doçent Doktor Vildan Yayla hocamızla birlikteyiz. Programımızın birinci bölümünde özellikle inme rahatsızlığından bahsettik. İnme rahatsızlığıyla alakalı birçok konuda ayrıntılı bilgiler sizlerle paylaştık. Hala da paylaşmaya devam ediyoruz. Özellikle pıhtı atımının neticesinde oluşan inme rahatsızlıklarını konuştuk ki bir de işin beynin kanaması neticesinde oluşan inme durumları var. Bunun biraz sistematiğini anlatacak olursak hocam, beyin kanaması hangi durumlarda mesela karşımıza çıkabilir? En çok hipertansif beyin kanamalarıyla karşılaşıyoruz biz nörolojide. Bu tansiyon yüksekliğine bağlı beyin kanamaları çok tipiktir. İşte düştü, hasta geldi. Bakarız, yok bu düşmeden olmamış. Tansiyonu çıkmış. Hasta beyin kanaması geçirmiş. Ondan sonra da düşmüştür. Bunun ayrımını yapabiliyoruz. En çok damar yumağında yırtılmaya neden olup bu kanamalar ortaya çıkabiliyor. Veya yaşla birlikte damarda amiloid birikimiyle amiloid anjiyopati dediğimiz tablolarda yine beyin kanamalarını görebiliyoruz. Bir başka olasılık kalp hastalığı olabiliyor hasta. Kan sulandırıcı ilaçları kullanıyor. Antikoagülan dediğimiz türden olanları. Kalp kapak hastalığı var, protezi var. Belli bir seviyenin üstüne çıktığında vücutta kanamalara neden olabiliyor. Spontan kanama ilaca bağlı olarak. Bunlar yine bizim beyin kanamalarına neden olan tablolarımız. Dediğimiz gibi bu %20'lik grubun %5'i de beyinde bir yumak, damar yumağı, bir baloncuk sonucu kanamalara neden olabiliyor. Onların tedavisi tamamıyla farklı. Orada bu baloncuğu kapatmak, ameliyat etmek gerekiyor. Bu hızla nöroşirurji ünitesine sevk ediyoruz biz bunları. Anjiyo yapılıp orada bu baloncuklar kapatılabiliyor. Ya nöroradyolojik yöntemle ya da nöroşirurjinin cerrahi girişimiyle kapatılabiliyor. Eğer anevrizma veya yumak gibi bir şey yoksa o zaman %10 kadarı bu tip spontan kanamalardır. Onları biz takip ediyoruz daha çok. Subaraknoid kanama beynin boşluklarına olan kanama türü. Bu boşlukları olan kanama son derece ağır seyreder. Hastanın ölümüne neden olabilir. Bu subaraknoid kanamaların da hastaların üçte biri
bizim kliniğimize ulaşamadan kaybedilmiş olabilir. Hani kalp krizi geçirdi, ani ölüm deriz. Belki beyin kanaması geçirdi, evet. Ani ölüm oldu, onu bilemiyoruz. Evet. Ondan sonra bunların tekrar kanama olasılığı var. Zaman geçtikçe kanama olasılığı azalıyor ama hiç o süreyi beklemeden hızlı müdahale etmek gerekiyor bu tip hastalarda. Ama hipertansif kanama dediğimiz nörolojinin daha çok ilgilendiği kanama türlerinde tansiyon kontrolü altına alınması, hastanın sistemik bulgularının kontrol altına alınması gerekiyor. Bu tip hastalar bazen yoğun bakımda takip edilmesi gerekiyor. Basıncı çok yüksek olmuşsa kan basıncını azaltıcı nöroşirurjiden yardım talebimizle onlar açıp basıncı azaltıcı işlemleri uygulayabiliyorlar. Kanamaların türüne göre değişiyor. Eğer boşluklara da kanama olduysa o biraz daha ağır seyredebiliyor. Hasta geldiği zaman kanama ise çok ağır değilse düzelmesi damar tıkanıklığından daha iyi olabiliyor. Çünkü orada bir ölü doku yok, yok. O evet. Gittiği zaman. Ama ilk dönemde daha öldürücü. Yani ani ölümler için beyin kanaması ani ölüm daha veya fazla. Beyin kanaması daha ölüm sıklığı yüksek. Ama özürlülüğü zaman içinde yaşarsa daha iyi daha sonuç az. Olabiliyor. Garantisi yok hiçbir şeyin tabii ki. Bu da hocam beynin kanamasında sistemini sormak adına soruyorum. Kanın olduğu yerde bir o fonksiyonu yerine getirememe durumu söz konusu oluyor. Yani evet. O ilgili birimde nasıl pıhtı olduğu zaman kan gitmediği zaman o dokunun ölmesi fazla kanın ya da olmaması gerekli olan bir yerde kanın olması da oradaki işlevin yerine getirilmemesi. Yerine getirilmemesi, evet. Bu da dolayısıyla bir inme durumuyla söz konusu. Evet. Şeyle aynı mıdır hocam? Yani yine sağ tarafta bir inme, sol tarafta bir inme mi sebebiyet verir? Yani evet. Beyin kanaması da tıkanmaya bağlı inme gibi midir? Damar tıkanıklığında o damar alanında hangi fonksiyonlar varsa onlar kaybolur. Kanamada ise hangi bölgedeyse oradan geçen yapılar hangileri ise onlar etkileniyor. Yine bir sağ tarafta felç, yine bir sol tarafta felç olabilir. Görme kaybı olabilir. Yine çok büyükse dediğim gibi bilinç kaybı olabilir. Bilinç kaybı. Beynin fonksiyonları ile ilgili, lokalizasyonu ile ilgili. Mesela talamus dediğimiz bölgede hasta çok uyuyabilir. Göz hareket bozukluklarına neden olabilir. Yutma ile ilgili fonksiyonlar bozulabilir beyin sapı dediğimiz bölgelerde ise. Yani kanama veya tıkanmadan çok beynin hangi bölgesini etkilediği ile ilgili klinik tablolar ortaya çıkıyor. Bu rahatsızlık geliyorum der mi hocam? Yani öncesinde bir belirti verir mi? Ya da yani kısa süre öncesinde ya da hastanın yaşadığı şeylerle hasta tekrar sağlığına kavuştuğunda, görüşüldüğünde bir literatüre geçmiş ya beyin kanamasından önce şu şu şunlar yaşanır gibi bir durum var mıdır? Bunu tansiyon yükseklikleri oluyordur o kişide. Bazen hasta çok farkında olmadan tansiyon yüksekliğini bizim saptadığımız vakalar olabiliyor. Ama onun dışında genellikle bir kalp rahatsızlığı, bir tansiyon yüksekliği, şişmanlık, kolesterol yüksekliği çok kendine bakmayan birisi ise bütün bunlar vardır da kendisi farkında değil. Farkında değil. Arada bir check-up yaptırmak lazım 40 yaşını geçtikten sonra evet. Aslında. Aslında geliyorum diyor demek ki aslında bu rahatsızlıklar diyorum. Varsa. Evet. Yani ben o kişi potansiyel bir beyin kanaması yaşama riskli veyahut da beyine bir pıhtı gitmesi riskine sahip normal sağlıklı bir insanla kıyasladığımız zaman. Şunu söylediğiniz önemli. Beyin kanamasından dolayı olan inmelerin iyileşme şansı tıkanmaya göre daha fazla. Yaşarsa dedim. Ona. Yaşarsa tabii. Burası önemli. Burada yine yoğun bakımı, nörolojik yoğun bakımda mı devam ediyor hocam? Beyin kanamasına bağlı inmelerden sonraki aşamada. Hastanın klinik tablosuyla ilişkili bu olay. Çok küçük bir kanama büyük bir damar tıkanıklığından daha iyi seyredebiliyor. Çok büyük bir kanama veya yani dediğim gibi hastanın klinik tablosu bunu belirleyici oluyor. Sadece bunlar da nörolojik tablosunun ötesinde hastanın çok ciddi akciğer enfeksiyonu gelişiyor. Aspire ediyor hasta, yutma güçlüğü oluyor. Yutamıyor yaşlı insanlar. Aspirasyon pnömonisi dediğimiz tablo gelişiyor. Hasta nörolojik tablosu iyi olduğu halde yoğun bakıma gitmek zorunda kalıyor. 15-20 gün orada tedavisi sürüyor.
Bütün bunlarla toparlayıp ondan sonra hayata döndürürüz. Yani dediğim gibi nörolojik tablodan çok etrafta gelişebilecek destekleyici tedavilerimiz de son derece önemli. Hı hı. Böbrek yetersizliği gelişen hastalar olabiliyor. Ya da kronik böbrek yetersizliği olan hastalar yine buraya geliyor. Onların diyalizlerini takibini yapmamız gerekiyor. Yani hasta bir bütün. Sadece nöroloji diye bakmıyoruz doğal olarak. Birbirlerini de engelliyor ve tetikliyor, durumları söz konusu olabiliyor. Burada hocam şu parantezi açmak istiyorum. Halk arasında da konuşulur. Özellikle kan sulandırıcı ilaçlar ya iyidir sağlığa da iyidir. Yani kanın sulu olması iyi bir şeydir denilir böyle konuşulur. Ama beyin kanaması açısından ne kadar riskli bir durum değil mi? Yani elbette. Sonuçta bir kanın çok sulu olması beyin kanaması durumunda bu çok daha büyük sıkıntılara sebebiyet verecektir. O yüzden buradan o mesajı verelim. Yani böyle olur olmaz kan sulandırıcı ilaçlar kullanmak çok ciddi riskleri de beraberinde getiriyor olacak. Riskleri beraberinde getiriyor. Aspirin 100 yılı aşkın süredir kullandığımız hele de nörologların çok sevdiği bir ilaç. Hı hı. Bu kadar etkisi olan bir ilaç da o kadar yan etkiye sahip. Çok da masum değil. Kanamaya da neden olabilir. Ama aspirini veya antiagrini kan sulandırıcıya alırken tansiyonun da yüksek olmaması gerekiyor. Bu kan sulandırıcıyı almadığı takdirde de mesela bizim hastalarımız bir haftadır aspirini almıyormuş. İnme geçirip geliyor. Damar tıkanıklığı geçirip geliyor. Yani her şeyi olması gerektiği gibi bir kutu kullandım bıraktım diyor hasta. Biz onu bir kutu kullansın diye vermiyoruz yani. Ömür boyu veya biz kesinceye kadar kesinceye kullanması kadar. Gerekiyor. Belli aralıklarla takip edilmesi gerekiyor. Bir kere inme geçirmiş hastanın bir sonraki seferde inme geçirme riski 2-3 kat artıyor üstelik. Onu soracaktım hocam. Yani bir kişi geçirdiyse artık normal zamandan çok daha dikkatli olması lazım anladığımız kadarıyla. Ki bir de ilk geçirmiş olmanın vermiş olduğu negatifliği de üzerine eklersek çünkü genel sağlık durumunu da etkileyecek bir durum hareket kısıtlığı falan varsa daha da sıkıntı beraberinde getirecektir. Hocam inme ile alakalı ekleyeceğiniz bir şey yoksa nörolojinin yine önemli bir rahatsızlığa geçiş yapmak istiyorum. MS. MS, multiple skleroz dediğimiz hastalık. Son dönemlerde adından daha fazla söz ediyor olduk. Nedir MS dediğimiz rahatsızlık? Nasıl bir rahatsızlıktır? MS, multiple skleroz beyinde sinir hücrelerin etrafındaki miyelin kılıfındaki hasarlanma ile ortaya çıkan bir tablo. Eskiden sadece bu miyelinlerle, şaban hücreleriyle, oligodendritlerle ilgili diyorduk ama zaman içinde nöron dokusunu da etkilediğini, aksonları da etkilediğini görmeye başladık. O daha derin bir konu ama. Hı hı. Şöyle söyleyeyim, daha çok genç insanlarda, daha çok kadınlarda ortaya çıkan, gelip geçici olan, yani gelip geçici deyip de bir saniye, beş gün değil, 24 saatten fazla süren bir nörolojik defisitle gözlenen, bir aya kadar sürebilir, iki aya kadar sürebilir, ataklar halinde gelen bir tablo. Hı hı. Ama her bir ataktan sonra bir kısım sekel kalabilir, üstüne eklenebilir ve sekonder progresif dediğimiz zaman içinde özürlülükler birikip beyinde daha çok hasarlanmaya neden olabilir. Şimdi eskiden beri bu hastalık aslında var ama MR'ların gelişmesiyle birlikte bizim tanı koyma olasılığımız arttı. İşte neyle gelebilir? Bulanık görme, bir gözde bulanık görme, optik nörit dediğimiz tablo. Bacaklarda kuvvetsizlik, her iki bacakta birden böyle sağ sol beden yarısı değil de tuttuğu yere göre değişebiliyor çünkü. İşte yine konuşma bozuklukları, dengesizlik. Bunlar bahsettiğimiz ataklarda yaşanan belirtiler. Belirtiler. Bunlar belirtiler. Bunlar gelir bir hafta, bir ay veya daha uzun süre devam edebilir. Hastanın filmini çektiğimiz zaman da MR'da belli sekanslarda burada küçük hip lezyonlarının varlığını görürüz. Klinik izole sendrom dediğimiz tek bir atakla gelir, tek bir bulgusu vardır veya birden çok atakla gelir. Bunlara tedavi başlamak daha kolay. Ama hiçbir bulgusu yok, hasta baş ağrısıyla gelmiş, bakıyoruz filminde bu lezyonları görüyoruz. Radyolojik izole sendrom deniyor. Bunlarda da
eskiden çok daha sınırlı tedavi şansı varken artık çok yoğun tedavileri yapabilme, pahalı tedavileri yapabilme, biraz riskli tedavileri yapabilme şansımız var. Hı hı. O yüzden ne kadar erken tedavi yaparsak bunlarda da o kadar iyi sonuç alıyoruz. Sekonder progresife girmeden daha iyi sonuçlara ulaşabiliyoruz. Evet, burada hocam ilk yaşandıktan sonra nelere dikkat etmesi lazım? Böyle bir durum söz konusu oldu. Ondan sonra hasta nasıl bir süreci takip ediyor? Tedavi süreci açısından. Tedavi süreci açısından Türkiye'de birinci basamak tedaviler var. Enjeksiyon tarzında tedavilerimiz var. Yeni giren yeni ilaçlarla ağızdan alınan tedaviler de ortaya çıkmaya başladı. Bunları gidip eczaneden alma şansı yok. Hı hı. Bir nöroloji uzmanı da bu ilaçların bir kısmını yazamıyor. Eğitim hastanesinde çalışıyor olmak gerekiyor. Raporla bu ilaçlar çıkarılabiliyor. Hı hı. Atak sırasında uyguladığımız tedavi biraz daha farklı ama koruyucu tedaviler uzun süreli ve oldukça pahalı tedaviler. Hı hı. Ama bu özürlülüğe neden olmaması ve hayati tehlikeye neden olmaması açısından da erken dönemde başlanması gereken tedaviler. Hı hı. Hocam peki şimdiye kadar gözüken ki son bir dakikalık süremiz kalmış. MS hastalarının şu kişilerde daha fazla görülüyor. Gerçi bayanlarda söyleniz biraz daha fazla. Ama yaşam tarzı açısından yani mesela şehir hayatı MS'i arttırıyor gibi bir veri literatüre girmiş mi ya da bu hususta modern, çünkü az önce dediğiniz gibi MR ve görüntüleme sistemleri arttı, bizim teşhisimiz de arttı. Sanki biz hastalık aslında artmadı, bu kadar var mıydı da böyle devam ediyordu. Daha şehir hayatına etkisi belli var mı? Özellikler çıkıp şöyle MS başladığı zaman subklinik olarak devam ediyor. Belli bir yerden sonra klinik bulgu vermeye başlıyor. Biz bir yerden sonra onları yakalıyorduk. Şimdi biraz daha erken tanıyı koyuyoruz. Daha çok tedavi edebiliyoruz. Şehirlilerde çok, kuzey ülkelerinde daha çok diye söyleniyor ama bunlar daha çok eski da bilgilerdi. Şimdi biraz daha değişip daha sık gördüğümüzü söyleyebiliriz. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenlerimiz, bugün Bakırköy'den sizlere seslendik. Bakırköy Doktor Sadık Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeydik. Nöroloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Doçent Doktor Villan Yayla hocamızla birlikteydik. Programımızda özellikle inme rahatsızlığıyla alakalı genişçe bilgiler paylaştık ve son dakikalarda da MS rahatsızlığıyla alakalı bilgileri paylaştık ve bize ayrılan sürenin de sonuna gelmiş olduk. Bir başka programımızda tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.